Uzun yıllar önce Sicilian tarafından canlandırılan gece operasıyla keyif çatmak Aberlin Kalesi halkının en popüler eğlencesiydi. Bu en ünlü opera oyuncusu her sahne aldığında tiyatro tamamen dolu olurdu. Herkes onun tarif edilemez güzelliğine ve yeteneğine hayrandı. Ne var ki alkışlar, sevgi ve tezahürat Sicilian'ı mutlu etmedi. O kanibislerinden biriydi ve zihnini insanlara açması oldukça zordu. Sicilian hatırladığı kadarıyla halkı insanları yaşadığı bölgede yaşardı. Lord Lavan'ın kanibislerine karşı baskısı onlar için karanlık bir gelecek anlamına geliyordu. Bu yüzden bazı iblisler lanetli topraklardan ayrılmaya karar verdi ve insanlar arasında yaşamaya başladı. Bir gün eğilerek selam vermek için sahnenin merkezine gittiğinde Carmilla'yı gördü ve bu güzel bayan da ona bakmaktaydı. O an iki yalnız ruh anında aşık oldu. Her ne kadar Sicilian insanlara temas geçmesi konusunda kendisini sürekli uyarsa da Carmilla'nın aşkına karşı koyamadı. Bu yüzden kalbini takip etmeye karar verdi. Sicilian her performansında Carmilla için bir şarkı söylerdi. Birbiriyle hiçbir zaman göz temasını kesmezlerdi. Sicilian kendisiyle ilgili konuları konuşurken hakkındakileri sır olarak saklamayı seçti. Carmilla'nın onun yaşam tarzı hakkında şüphelerine rağmen yine de Carmilla'ya hiçbir şey söylemedi. Aşk alevleri güçlendikçe gizlice daha sık buluşmaya başlamışlardı. Carmilla'nın babası Earl Anzac yaptıkları her şeyi biliyordu. Sicilian'ı sadece mütevazi bir opera oyuncusu olarak görüyordu. Carmilla'nın ise güçlü bir adamla evlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu çiftin aşkı daha da derinleştiğinde babası ikisi arasındaki ilişkiyi şiddetle bitirdi. Carmilla'yı hapsetti, opera binasını mühürledi ve Sicilian'ı sürgün etti. Kısa bir süre sonra babasının tek kızı Carmilla ile yeni bir kişinin evlenince dair söylentiler yayıldı. O sırada Sicilian gardiyanları devreye Carmilla'ya kaçırmak için oldukça heveslendi. Fakat Carmilla'nın mutluluğu için bundan vazgeçti. Bunun Carmilla'yı mutlu etmeyeceğini bilmiyordu. Beyaz gelinliği giydikten sonra Carmilla bileğini keskin bir hançerle kesti ve Sicilian'ı sevdiği için kendi hayatından vazgeçti. İki yalnız geceden sonra Carmilla uzaktan görmeye gitti Sicilian, fakat vardığında Carmilla'nın soğuk cesedinin hareketli bir cenazede yattığını gördü. Sicilian acı ve pişmanlıktan başka hiçbir şey hissetmedi. Onun bu hayatta ihtiyacı olan tek kişi Carmilla'ydı. Come back to me my love.